Bakın yapılan konuşmalarda tehditler var. Şöyle olacakmış. Tekirdağ'da, Trabzon'da yaşayan insanlar bu memlekette rahat olamayacakmış. Ben biliyorum. İnsanlar ya sabır çekiyorlar. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Ben şuna inanıyorum ve eminim. Bu ülkede ister Tekirdağ'da, ister Trabzon'da, Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın, Hakkari, Sinop, Tokat hiç fark etmez. Bu insanlar canı pahasına bu ülkenin tek karış toprağını vermeyecektir. Gerçeğini vermeyecektir. Laf atmayınız. Evet, değerli milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim. Bakın şimdiye kadar her hatip saygıyla dinlendi. Sayın Zengin de kendi görüşlerini paylaşıyor. Siz de lütfen dinleyin. Siz de söyleyecek lafını tek kelime, tabii. Sizin tek kelime yalan yoktur. Kendi görüşünü tek kelime yalan yoktur. Sayın Zengin buyurun. Sizin iradenizde bir sorun var. Sizin feilinizde bir sorun var. Buraya gelme iradenizde bir sorun var. Şimdi Sayın arkadaşlarınız Beşiktaş, isterlerse benden sonra cevap hakkını kullanabilirler. Grup başkan vekilleriniz buradalar. Cevap hakkını kullanırlar. Sayın Zengin bilerek ve isteyerek tartışmak istiyor, polemik yaratmak istiyor, kavga etmek istiyor. Konuşması bunun üzerine kurguluydu. Hiçbir bütçe konuşması duymadık. Varız polemiğe de, kavgaya da, tartışmaya da. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, eş genel başkanımız Tuncer Bakıran'ın konuşmasının nasıl çarpıtıldığını dün buradan tane tane anlattık ve okudum ben o metni. Zaman almamak için bir daha okumayacağım. Özlem Zengin açıp okusun bir zahmet. Nasıl büyük bir çarpıtma olduğunu kendisi de herhalde kabul eder. Diğeri Sayın Başkan, iradenizde bir sorun var dedi. Büyük bir hadsizlik. Bizi buraya getiren irade halkın iradesidir. Onları kim getirmişse bizi de getiren irade odur. Halka karşı çok büyük bir saygısızlıkta bulundu. Sayın Danış Beştaş lütfen tamamlayın. Özür dilemesini bekliyorum. Ve istiyorum meclis başkan vekilliği olarak da sizden. Diğeri, yani İsrailli pilotlar Türk pilotlar tarafından Konya'da eğitime tabi tutuluyor. Çıt yok, itiraz yok. Gelip bize burada Filistinliler için başka konuşmalar yapılıyor. Burada ne kadar hacimle ticaret yapıldığını defaten anlattık. Ama şunu biliyoruz. Savaş, çatışma, ölüm adına ne dersek diyelim. Meselesinde tutumumuzda, tavrımızda nettir. Biz bu gençlerin acısını ondan daha az hissetmiyoruz. Bir acı yarıştırma içinde değilim. Tam da siyaset bunun için geçerlidir. Biz burada niye oturuyoruz ya? İnsanlar gitsin, yaşamını yitirsin. Biz baş sağlığı dileyelim, sonra hiçbir şey yokmuş gibi işimize devam edelim diye mi millet bizi vekil seçti? Peki teşekkür ediyorum. Son kez. Bir daha uzatma yapmayacağım. Son kez. Buyurun. Sayın Başkan, milletvekilliği demek, halkın vekili olmak demek, halkın evlatlarını korumayı da gerektirir. Bir ülkede bir sorun varsa onu çözmek için azami düzeyde çaba göstermeyi de gerektirir. Biz barışı bu yüzden istiyoruz. Size tarihten bir örnek okuyacağım. 1960 yılında Diyarbakır vekili Mustafa Remzi Bucak, doğuda ayrımcılık yok diyen Adalet Partisi Edirne milletvekili İlhami Ertem'e gönderdiği mektupta birkaç saf dili aldatabilirsiniz ama tarihi asla diyerek karşı çıkar. Biz de bunu diyoruz. Birkaç kişiyi aldatabilirsiniz. Propaganda yapabilirsiniz. Hoş sözler söyleyebilirsiniz ama tarih yanıltmaz. Biz burada barış demekten asla geri durmayacağız. Biz insanları yaşatmak istiyoruz ama siz ölümü kutsuyorsunuz. Asla hiçbir güç bize ölümü kut... Sayın Başarır buyurun. Sayın Başkan, Özlem Zengin kürsüde konuşurken şehitlerimizin ismini tek tek saydı. Manisa şehidimizin ismini saydıktan sonra bildiğiniz üzere dedi ve konuşmasının devamında şehit cenazelerimizdeki camilerdeki görüntülerdeki mesajdan bahsetti. Şimdi izin verirseniz dün genel başkanımız Manisa'da evladımızın, kardeşinin, şehidimizin cenazesindeydi.
hiç istemediğimiz görüntüler oldu. Ben de şimdi kendisine şehit ailesinin mesajını bildirmek istiyorum. Şehit ailesi aynen şunu söylüyor. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bizim ailemizden birisidir, canımızdır. Burada bir tezgah planlanmıştır. İstemediğimiz görüntüler olmuştur. Bunu şiddetle kınıyorum. Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa'nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız diyor. Şehit ailesi diyor bunu. Ve görüntü burada. Tüm haber sitelerinde var. Öncelikle AKP Grup Başkan Vekili şehitlerimizin ailesinin bu mesajını alsın. Camiye şehitlerimizin cenazesine siyaset bulaştırılmasın. Şimdi geliyorum ikinci durum. Gaziantep'teki şehit cenazesinde çelenk kırma, çelengi parçalama, tabutun önünde vandallık yapan birisi. Kim? AKP milletvekili, aday adayı Kenan Öztürk. Afişleri var. Ayıptır. Utanmalısınız. Şehirlerden dışarıdan insanlar getirilerek camide şehit cenazesinin önünde bu provokasyonu Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları takdir edecektir. Ve evet, son sözünüz. Bir daha uzatmayacağım lütfen. Sayın Özlem Zengin, Manisa şehidimizin ailesi, Antep'te yaşananlar ve Antep halkı size bir mesaj veriyor. Şehitlerimizin tabutunun üzerinden kirli ellerinizi çekin, siyaset yapmayın diyor. Provokasyon yapmayın diyor. Şehitlerimizin üzerinden camiler içerisinde mesaj vermeyin diyor. Yapmayın bunu. Bu kötülüğü, bu ülke yapmayın, yapmayın, yapmayın. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım, konuşmaların tonuna bakarsanız kimin kavga istediği belli yani. Yani kavga istemenin tonu şuradan belli oluyor. Şimdi önce şunu söylemem lazım. Buraya gelen milletvekilleri bizler seçilirken bir ilden seçiliyoruz. Amenna. Ama seçildikten sonra bir ili, bir bölgeyi temsil etmiyoruz. Biz milletin temsilcileriyiz. Türkiye'nin tamamını temsil ediyoruz. O yüzden biz yaptığımız konuşmalarda, üslubumuzda eğer böyle bölgesel bir ayrım ortaya koyarsak, böyle konuşmalar yaparsak işte bu bal gibi bölücülüktür. Şu an aynen bu yapılıyor. Aynen bu. Buraya getirilen iradede sorun yok. Mesele iradenin kullanım şekliyle alakalı. Yani onları buraya gönderen irade hapisteki insanlara selam gönderilmesini mi istiyor? Madem öyle, madem öyle, madem öyle, madem öyle siz terör olaylarında hayatını kaybedenleri niye kutsuyorsunuz? Sayın Zengin lütfen tamamlayın. Niye sizin eş başkanlarınız bu teröristlere konuşmalarında önce selam gönderiyor? Onlara selam göndermeden bir tane konuşma yapamıyorsunuz. Bakın, bak hala selam olsun diyor. Bunlar görülsün, bunlar görülsün, bunlar görülsün. Bunların görülmesinden ben memnuniyet duyuyorum. Şimdi Sayın Başarı'na da şunu söyleyeceğim. Ali Mahir Bey'e şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, şehit cenazelerinde efendim şeyi kıran nedir? Çelenki kıran. Benim haberim yoktu. Kırdıysa yanlış yapmıştır. Biz hepsini kınayalım. Kınıyorum. Üyemiz olması ne fark eder? Ben yanlışı kınarım. Yanlış yapmış. Yapmasın. Ama buradaki mesele şudur. Sizin yaptığınız şey, o gece yaptığınız şey yanlıştır. Bunları lütfen normalleştirmeyin. Bakın böyle acılarda milletin yanında olun. Ben size bir şey söylemiyorum. Ve öyle olduğu için yeni vekilleriniz, kendi vekilleriniz, daha belki milletvekilleriniz ve teşkilat mensuplarınız da Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygın seçmenleri de size itiraz... Sayın Zengin, bitti mi sözünüz? Tamam. Teşekkür ediyorum. Sayın Başarır, herkes meramını söyledi, kayıtlara geçti. Bu tartışmayı burada bırakalım. Teşekkür ediyorum. Ama herkes birbirine söyledi. Bizim bu tartışmayı... Sayın Başkanım, bakın, zaman, siz söylediniz, Sayın Zengin söyledi, Sayın Danış Beştaş söyledi. Tutanaklara geçti. Herkes meramı anladı. Ama biz bunu ila nihaya sürdüremeyiz. İla nihaya değil, son kez söyledim. Son kez verdim zaten. Hepinize son kez verdim. Bir şey söyleyebilir miyiz? Lütfen.
Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bak bugün aziz milletimiz burayı seyrediyor. Burada meclisin mehabetine uygun bir görüşme yapılıyor. Bu tartışmada herkesin görüşleri televizyonlardan dinleyenlere aktı. Ve biz izin verin. Ben diğer hatibi çağırıyorum. Bakın her grup konuşurken bak bu şekilde devam etmesinden ben de rahatsızım. Devam etmesini ben de arzu etmiyorum. Ama bu tartışmayı burada bitiriyorum.